şu anda felsefi ilimlerine olan meyil, muhabbet, teşvik, gayret, yatırımlar felsefi ilimlerin meyvelerini nasıl meydana getirmiş, çapraz nasıl çalışıyor? Her gün bir icat, her gün bir fenni inkişaf, her gün bir buluş değil mi? Yani eskiden 100 sene bir yapılan buluş, şimdi 100 saat sürmüyor bir buluş, bir inkişaf, bir şey ilave oluyor yani. Şimdi buna paralel olarak kalbin de aynen akıl gibi çalışması lazım geliyor. Kalbin de akıl gibi çalışması lazım geliyor. Eğer madde ve mana birbirine paralel gitmese insanlar canavarlaşırlar. İnsanlar birbirinin kurdu, birbirinin canavarı durumuna gelirler. Teknik imkanlar, teknolojik imkanlar arttıkça insanlar çok daha şiddetli canavarlık mertebesine çıkıyorlar. Bunu önlemenin çaresi maddi inkişafa paralel olarak manevi inkişafın da temin edilmesidir. Kalbin de akıl gibi çalıştırılması lazım geliyor. Akıl nasıl dakikada bir buluşla meşgul? Bir de dergahlarda, tekkelerde, zaviyelerde, ilim meclislerinde ehli kalp, ehli fikir, ehli ilim böyle imalatlarda bulunması lazım geliyor. Ki denge kurulabilsin. Eğer bu denge kurulmazsa insanlar eskiden bir canavarlık yapabiliyorsa şimdi teknoloji içerisinde 100.000 canavarlık yapabiliyor. Evet. Birinci telvi. Tasavvuf, tarikat, velayet, seyr-i sülük namları altında şirin, nurani, neşeli, ruhani bir hakikat-ı kutsiye vardır ki, o hakikat-ı kutsiyeyi ilan eden, ders veren, tavsif eden binler cilt kitap, ehl-i zevk ve keşfin muhakkikleri yazmışlar. Bu hakikati ümmete ve bize söylemişler. Cezahumullahu hayren kesira. Deniliyor ki bu kıyamete yakın o günün insanları diyor camilere girecekler. Bakacaklar. Allah Allah diyecekler. Bu merdiven gibi şey nedir acaba? Burada ne yapıyorlarmış? Şu merdiven gibi bir şey var. Burada ne yapıyorlarmış? Dinden bu kadar uzaklaşma. Yani minberin ne olduğunu, ne işe yaradığını unutacak kadar dinden uzaklaşma. Şimdi bu ne oluyor? Demek ki öyle şiddetli rejimler, öyle şiddetli değişiklikler olacak ki insanlara unutturulacak. Aynen onun gibi eğer Allah rahmet etsin, bir tanıdık zat vardı, yaşlıca bir zattı, hocaydı. Diyordu eğer Bediüzzaman Hazretleri'ni Allah göndermeseydi, her sabah yeni bir din ortaya çıkarırdı bu insanlar. Her sabah yeni bir din ortaya çıkardı. Allah bu zatı gönderdi, dinini bu İslam'ı muhafaza ettir. Eğer bir kurşun kalem çalışmasıyla da olsa bu Sufyan Komitesi'nin dev hamlesine karşı bütün dünya gücün arkasına alarak hareketine karşı İslam'ı ezmesine karşı bir kurşun kalemle bunları muhafaza etti. Ümmete ve bize ders vermişler. Yani bu ümmete mahsustu, bize ait değil diye bir şey yok. Bize de derstir. Ümmete ve bize ders vermişler. Öyle diyor değil mi? Milyonlarca kitaplar ümmete ve bize ders vermişler. Cezamullahu feyren kesiyor. Eğer bu hakikatler izbe yerlerde, binaların bodrum katlarında, samanlıklarda, küflü yerlerde çalışmak suretiyle muhafaza edilmemiş olsaydı bugünden gençler gelecekti, şu minbere bakacaktı, acaba burada ne yapıyorlardı diyecekler.
Ama elhamdülillah tarikat hakikati ve Risale-i Nur'un imdada yetişmesi bu felaketten ümmeti muhafaza etmiştir. Evet. Biz o muhit denizinden birkaç katre hükmünde birkaç reşalarını şu zamanın bazı ilcatına binaen göstereceğiz. Sual: tarikat nedir? El cevap: tarikatın gaye-i maksadı marifet ve inkişaf-ı hakaiki imaniye olarak Miraç-ı Ahmedi'nin aleyhissalatü vesselam gölgesinde ve sayesi altında kalp ayağıyla bir seyr-i sülük ruhani neticesinde zevki, hali ve bir derece şuhudi, hakaiki imaniye ve Kur'aniye'ye mazhari, tarikat, tasavvuf namıyla ulvi bir sırr-ı insani ve bir kemal-i beşeridir. Allah rahmet etsin, Diyarbakır'da dişçi Kadri vardı. Hem sahili tarikti fakat Risale-i çok ciddi bir nur talebesiydi ve Hulusi Bey'in oraya Hulusi Bey çok ziyade seviyordu. Hulusi Bey de onu seviyordu. Bu bir beyin kanaması geçirmiş. Evde de kimse yok. Uzun müddet öyle beton üzerinde kalmış. Eve geldiklerinde onu böyle yarı baygın ölü şeklinde görmüşler. Neyse tedavi vesaire. İlk müdahaleler. Biraz kendisine gelmiş. Yalnız demişler, abi demişler. Diyarbakır'da çok meşhur, tanınan bir insan. Ehli zevk bir adam. Yani dini zevk etmiş yani. Dini zevk etmiş. Diyorlar ki, doktorlar diyorlar ki, ağabey diyorlar. Lütfen hiç konuşma diyorlar. Ağabey lütfen hiç konuşma. Diyarbakır'da Ankara'ya seyrediyorlar. Lütfen hiç konuşma. Çevresine de talimat veriyor doktorlar. Katiyen bunu konuşturmayın. Daha sonra diyor, şey yaptılar, o diyor, kaside söylüyor, dişi kadri, yani şey yapıyor, dini şey. Diyorlar ki, abi, lütfen abi, kardeşim benim men ettiğin şey ölüm mü? Ben dört gözle ömrüm boyunca bunu bekledim, siz beni neden men ediyorsunuz? Ben bunu zevkle bekliyorum. Ben kasidemi söylemeyeceğim, dini terimlerimi söylemeyeceğim de nereye gidiyorum beni, nereye götürüyorsunuz? Zevk etmiş dini. Din kalıp olmamış kendisine, yük olmamış, sırtına binmemiş. Dini kalbine indirmiş, zevk ediyor. Bir dakika susturamadılar. Bir dakika susturamadılar. Dini zevk ediyor, zevk etmiş. Efendim üstadımız burada da hakaik, imaniye ve Kur'aniye diye ayırıyor. Netice bu. Yani tasavvuftan murat hakikat mesleğine eleman yetiştirmektir. Hakikatten murat şeriat mesleğine eleman yetiştirmektir. Yani ortaokuldan murat lise talebesi çıkarmaktır. Liseden murat üniversite talebesi çıkarmaktır. Yoksa lise, sen çok muvaffakiyetli bir talebesin kardeşim, sen liseden bir yere gitme. Devam et bu derslere. Öyle denilir mi? Denilirse o lise olur mu? Öyle denilirse ortaokul olur mu? İlkokul olur mu? Yani masada, ilkokulun masada ortaokula talebe malzeme yetiştirmektir. Onun masada oraya. Tasavvufun maksadı hakikat erbabı yetiştirmektir. Hakikat erbabının maksadı şeriat erbabı yetiştirmektir. Bunlar birbirlerinin devamı, birbirlerine talebe yetiştiren birer müessesedir. Birbirinin devamı olan müesseselerdir. Tasavvuf zikir mertebesidir. Hakikat huzur mertebesidir. Hakikat huzur mertebesidir. Şeriat usul mertebesidir. Şeriat usul mertebesidir. Şeriatta usul vardır. Yani namazda usul vardır. Evradımızda ya zikir ya huzur vardır. Ama namazda usul vardır.
Namaz bil fiil husuldur, kavuşmaktır, neticedir. Tasavvuf ve hakikat namaz kıldırmak içindir. Oruç tutturmak içindir, zevk etmek içindir, zevk ettirmek içindir. Şimdi o Ramazaniye Risalesi'ne bir bak, bir ordu bütün 2 milyar Müslümanı, bir düşün şöyle, 2 milyar Müslüman sofra önüne kurulmuş, ye emrini bekliyor. Bu ne dehşetli bir huzur değil mi ya? Böyle herkes sükun, ben hiçbir şey malik değilim. Benim sahibim bana emrederse yaparım, etmese yapamam. Ben bir askerim. Ben bir kumandanın iradesiyle, emriyle hareket ederim. 2 milyar insan bunu bil fiil, aç olduğu halde, susuz olduğu halde, güzel su, güzel yemekler bulunduğu halde elini uzatamıyor. Bu bir zevk meselesidir. Yani dini zevk ederek yaşamak. Dini zevk ederek yaşamak. Evet. Evet. Şu kainatta insan bir fihriste-i camiye olduğundan insanın kalbi binler alemin harita-i maneviyesi hükmündedir. Evet. Fihriste ne demek fihriste? Kitap okumakta usta olan adamlar öyle kitabı alır almaz hemen başından başlayıp sonuna kadar okumazlar. Evvel oradan mevzu seçer kendisine. Bilhassa ihtisası bir hususta varsa bu ihtisasına ait yerleri seçer. Yani ne yapar? Fihriste bakar. Şimdi mesela çok kitap, bir kitap var bizde. Mükemmel bir kitap. Yani öyle dehşetli bir kitap. Tam bir kütüphane. 3 cilt bir kütüphane. Osmanlıca terimleri ve şeyleri, deyimleri söylüyor. Osmanlıca terimleri ve deyimleri söylüyor. Yani cidden emsalsiz bir eser. Fihristesi yok, istifade edilemiyor. Üzerinde çalışılmamış. Yani bulanır hale getirememişler. Bir mevzuyu bulamıyorsun içinde. Öyle kütüphaneye koymuşum, bana bakıyor, ben ona bakıyorum. İstifade ediliyor ama fihristesi yok. Yani bu kitapta ne var? Bir şeyi bulmak için arkadan kolayca yapabileceğim bir çalışma. Şimdi insanın kalbi bir harita-i maneviye. Kainatın fihristesi. Demek ki kainatta hangisi varsa senin bu kalbinde onun yazılısı var. Yeri var. Bir fihriste iman edin. Kainat kitabını dolaşmaya gerek yok. Ustasıysan buradan kalbinden kainatta olan şeyleri güzellikle müşahede edip güzellikle onlardan istifade edebilirsin. Fihriste çünkü. Fihriste-i camiye. Bizim 15. lamma fihriste değil mi? Evet. Sebeynun fihristesi değil mi? Evet. Fihriste. Evet, şu kainatta insan bir fihriste-i camiye olduğundan insanın kalbi binler alemin harita-i maneviyesi hükmündedir. Harita-i maneviye. Harita maneviye. Harita bir hastalıktır abi, biliyor musun? Hiç işim olmadığı zaman haritalara bakarım. Haritaya bakmak bir hastalıktır. Bir dünya gözlüğünde çizgiler müzgiler ama işte Angola nerededir, bilmem ne nerededir, nüfusu nerededir. Böyle bir kağıdın üzerinde harita. Ne varsa yeryüzünde haritanın üzerine koymuşlar. Demek ki insanın kalbi bir harita-i maneviye. Kainatta ne varsa, yani dünya küçük, kainatta ne varsa o harita-i maneviyede kayıtlı. İnsan, biz kağıdın üzerindekine merak saldık bakıyoruz ama demek insan inkişaf etse kalbindeki haritaya da bakıp ya şu zühal yıldızı neymiş, şu bilmem ne yıldızı, bunlar ay, su var, güneş var, bilmem ne var diyorlar. Hele şuraya bir bakak hele. Deyip kalbinden oraya bakabilir. Harita-i maneviye çünkü.
Kainatın bir harita-i maneviyesi. İnsanı bu kadar yüksek yaratmış Allah. İnsanı bu kadar yüksek yaratmış. Evet. Evet, insanın kafasındaki dimağı hadsiz, telsiz, telgraf ve telefonların santral denilen merkezin usulü kainatın bir nevi merkez-i manevisi olduğunu gösteren hadsiz fünun ve ulum-u beşeriye olduğu gibi insanın mahiyetindeki kalbi dahi hadsiz hakaiki kainatın mazharı, medarı, çekirdeği olduğunu had ve hesaba gelmeyen ehl-i velayetin yazdıkları milyonlarla nurani kitaplar gösteriyorlar. İşte madem kalp ve dimağ insani bu merkezdedir, çekirdek haletinde bir şecere-i azimenin cihazatını tazammum eder ve ebedi, uhrevi, haşmetli bir makinenin aletleri ve çarkları içinde derc edilmiştir. Ve ebedi, uhrevi, haşmetli bir makinenin aletleri ve çarkları içinde derc edilmiştir. Bu demek ki bunlar hep şuhud, şuhud. Bunlar hep şuhud. Müseleyrun hepsi şuhuddur. Ve bunu bizzat bana bir yakınlarında bir şey gösterdi. Dipsiz, nihayetsiz bir kuyu. Şuhud, şuhud. Müseleyrun şuhud. Aynen. Görüyor, yazıyor. Şuhud diyor zaten, Sebeyno şuhud diyor, görüyor, yazıyor. Binler alemin bir Filiste-i camiası. Çarkları. Hulusi Bey bizzat müşahede ettiği şey. Diyordu üstadın yanında oturan adam, Risale-i Nur'un telifi sırasında çok net olarak göğsünün içerisinde dişli çarkların çalışması şeklinde ses duyuyordu. Çok net, yani öyle şey değil. Yanında oturan çok net duyuyor. Göğsünün içerisinde karotuyor, kurutuyor böyle. Dişli çarkların çalışmasını. Ne diyor? Evet, çarklar diyor değil mi? Ne diyor? İşte madem kalp ve dima insani bu merkezdedir, çekirdek aletinde bir şecere-i azimenin cihazatını tazammum eder ve ebedi, uhrevi, haşmetli bir makinenin aletleri ve çarkları içinde derc edilmiştir. İçinde derc edilmiştir. Şimdi şeyde bu çok bir tespittir. Ehl-i velayet kalp dediği zaman mahiyet-i maneviyeden bahseder. Ehl-i şeriat kalp dediği zaman şu et parçasından bahseder. Risale-i Nur nübüvvet kemalatıyla yazıldığı için şeriatın özünden gelmiştir. Tasavvuf değildir yani şeriat. Şeriat hakikattir. Şeyden, şeriatın özünden gelmedir. Şeriattan süzülmedir. Şeriattan süzülme olduğu için Üstad Hazretlerinin kalpten, kalp tabirinden murada ha bu bildiğimiz pompa makinesidir. Ehl-i velayet ondan bahseden nübüvvet kemalatı erbabı ondan bahsettiği zaman mahiyet-i maneviyeden bahseder. İşaret-ül İcaz'da onun tarifi var. İşaret-ül İcaz'da o mahiyet maneviyen tarifi var. Ama ehl-i şeriat kalp dediği zaman, peygamberler kalp dediği zaman mahiyet-i maneviden bahsetmiyor. Şu kalpten bahsediyor. Şu kalpten. Şimdi bu kalpten, bu eskiden bunları izah etmek çok zordu. Bugün adamın için bu çok kolay anlaşılır yani. Şimdi şu kadar bir kalp,
her bir zerresi bir nokta, bir düğüm, bir düğme vaziyetine gelse, getirilir ki öyledir zaten. Oradaki her bir zerreye dokunduğunda bir alemin kapısı açılıyor. Aynen şeyin bilgisayarın ekranındaki o noktalar gibi. 20-30 tane nokta vardır herkesin ekranı üzerinde. İşte bilmem fıkı. Orada fıkı kelimesi yazılır. Başka bir şey yok yani. Fıka tık vuruyorsun. Elma Allah'ım diye yazırım dersin, o demin dersin, öbürünü mü dersin, öbürünü mü dersin, bir kütüphane karşına çıkıyor. Öbürüne vuruyorsun, müfessirler çıkıyor. Öbürüne vuruyorsun, dünyanın en güzel manzaraları çıkıyor. Öbürüne vuruyorsun, dünyanın en güzel sadaları çıkıyor. Öbürüne vuruyorsun, dünyanın en güzel renkleri çıkıyor. İşte kat, şu gördüğün kat, o mahiyettedir. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri radıyallahu anh, ben ömrümde tağanni ile ruhumu dinlendirmek ihtiyacı hiç hissetmedim diyor. Tağanni ruhu dinlendirir. Tağanni yani güzel sada insanı dinlendirir. İnsanın ruhuna inkişaf verir. Ama bu tağanniyi emsalsiz güzelliğiyle kalbinin bir noktasından dinleyebilen varsa bunun dışarıdan bant ithaline, flash ithaline, bilmem ne ithaline ihtiyacı yoktur. Bu var. Bu kalpte var. Bu kalpte var. Bakarsın bir rayhanın içerisine düşersin. Bu Hicaz'da oluyor bazen. Bir bakıyorsun böyle sanki oruk açılmış. Sanki böyle bir oruktan vantilatörle koku veriyorlar. Oradan geçerken o kokunun içine bir mest müdahale oluyorsun. Böyle. O kalpteki bir noktanın harekete gelmesi. Bakın bu dil, kalp birbirlerine çok benzer özellikleri var. Dilde yeryüzünde ne kadar tat varsa, tat. Yeryüzünde ne kadar tat var? Deki 300 bin tat. Tat şekilleri. Yani acı, acının azı, acının çoğu işte bilmem, yakıcı acı işte hani ekşi ekşini bilmem nesi şu bu. Şimdi o tatların her birisini tadacak her bir insanın dilinde bir hücre var. Her insanı Allah öyle yaratmış. O dilde bir hücre var. O tat dile değmedikçe o hücre kapalı kalıyor. O tat dile değer değmez o hücre açılıyor, beyne haber veriyor. Bu böyle bir tattır diyor. Diyelim Hindistan ormanlarında yemediğimiz çok dünya kadar tatlar var. Hindistan'a yolun düşer, onu alır, ağzına vurduğun dakika o güne kadar kapalı kalan o hücre açılıyor. Beyne haber veriyor, böyle bir tadı var bunun. Ve sen idrak ediyorsun. Kalp de öyle. Kalp de öyle. Bir zaman birisi dedi İsa Aleyhisselam'ı görsen tanır mısın? Allah'ım İsa'yı gördüğü zaman kafesini parçalamayacak bir kalp varsa bizi ondan kurtar. Amin. Hazreti İsa'yı gördüğü zaman göğüs kafesini parçalamayacak bir kalp taşıyorsak Allah bizi ondan muhafaza etsin. Öyle bir kalp. Allah'ın nebisini görecek kalp hissetmeyecek. Allah bizi böyle bir afattan muhafaza etsin. O tüm benliğiyle uyadı, o nura doğru koşar. Tüm benliğiyle. Abdullah İbni Selam radıyallahu anh ne dedi? Efendimiz Sultanımız levlak sırrının sahibi Efendimizin mübarek sima-i şerifini görünce
kelime şehadet getirdi. Bu simada yalan olmazdı. Bu simada yalan olmaz. Kalbi ölmemiş. Kalp haber veriyor. Kalp fihriste camia. Kainatta birbirine hakikatların birer hücresi var. Birer düğümü, birer düğmesi var. Birer noktası var. Eğer kalp çalıştırılabilse, o düğmeye dokunduğun dakika o alemden sana haber verir. Bir insanın vücudunda 18.000 pencere var. Her bir pencere bir aleme açılıyor. Bunun santralde kalp. Eğer insan maddi ve manevi ubudiyet vazifesini yapabilirse o pencerelerden o alemleri seyredebilir. Dünya çok küçük. Dünya çok küçük. Dünya bir keşke elma kadar olsa. Ne elması? Elma diyelim de biraz akılda kalsın. Yoksa zerreyi akılda tutmak zor. Ufacık bir elma. Oranın etrafını görmek bir şey değil. Kainatı müşahede eder. Onun için birisi diyor, şeyin yıldızların sokaklarını diyor, Tilo'nun sokaklarından daha iyi bilir. Kalpte onun fihristesi var, düğmesi var. O düğmeye dokundun mu, o yıldız ya o buraya gelir, ya sen oraya gidersin, içinde dolaşırsın. İnsanda böyle bir camiyet var. İşte bu kalbi çalıştırmanın çaresi tarikat yolunda Miracı Ahmedi'nin gölgesi ve sayesi altında seyir-i sülük namıyla mertebe Allah'la mümkündür. İşte tasavvuftur. Bunun bize ters gelen tarafı var mı? Gözlülerle ters gelen tarafı var mı? Allah Resulü'nün gölgesi ve sayesi altında olmayan hangi işte bir hayır vardır ki sen kendini bundan hariç sayarsın? Subhaneke la ilme lena illa ma'allemtena.